İşte şu bilmem ne rutinim, sabah rutinim, vlog, şu bu derken bir sürü çeşitli şey yapıyor. Hoşlanmıyorlar yani şimdi birçoğu da öldüğü için falan çok rahatlıkla söyleyebilirim. Üstüne koyuyorsun, tamam mı? Yürürken kullanıyorsun. Tamam mı? O Leydilik Mektebi kitabı böyle. Aa evet öyle bir şey var. Kalın bir kitapla yürümek suretiyle. Ve? 14 yaşında o gazı alınca ben bir gruba girdim. Amatör tiyatro falan. Bilgi ve kültür birikimi çok az insanda var Türkiye'de. Aynen. Ki işte ne bileyim pavyon sahibidir, bilmem nereden en alttan çıkmıştır bir kanlı niger prototipinin bir şeyidir. Yani o kadar güzel şeyler çıkabilir ki ama... Canım benim. Öyle illa yapmak istiyorsun. Hayır. İlle de zorunlu değildi. Bak ben kendi kendime yapabiliyorum. Hadi ben senin için yapayım. Ay çok şeyler iyisin. De yapabiliriz. Evet eminim. Evet hoş geldiniz sevgili seyirciler, değerli konuklar, genel kültür bilgi yarışması tutkunları. Çok değerli bir konuğum var ya her zaman olduğu gibi. Sevgili Akasya Aslı Türkmen. Evet soyadımı yine böyle karanet yaparak yanlış söylemekten kurtuldun. Aa niye? Akasya Aslı Türkmen. Aa tamam okey doğru Türkmen. Yazmışlar ya. Vallahi Aslı Türkmen. Türkmenin Aslı. Türkmenin Aslı. Gibi. Hoş geldin, nasılsın? Ben iyiyim, ne diyorsun? Bir daha mı alsak heyecan oldu? Asla. Vallahi 15 senelik arkadaşım. Ki, bu böyle kalmalı ki, kesilmemeli ki bir utanç yaşasın. İyiyim Metin'cim, sen nasılsın? Ne olacak, ödeşmiş oldun. Hoş geldin. Ne yapıyorsun böyleler? İyiyim, ne olsun. Çocuk. Benim de biliyorsun ki bir YouTube kanalım var. Evet, biliyorum. Çocuk dedin ya, direkt basit indirdin yaptığım ya, vallahi şeyleri. Vallahi başta dedi, çocuk var, çocuk önemli bir şey ya. Çocuk, her işten daha önemli. Önemli çocuk bu. Kaç böyle. Oldu bir tane? İki. Maşallah. Hep iki yaşında çocuklar bu aralar. Evet. Evet iki yaşında çok tatlı. Onu işte doğurduk koyduk köşeye büyüyor işte. Büyüyor ama onunla da ilgili bir şeyler yapıyorsun değil mi? Çocuk anne bebek ve çocuk ilişkisi üzerine aslında başlatmış olduğum Akasya Ana kanalını evriltip Akasya Asıl Türkmen yaptım. Neden? Çünkü Akasya Ana da devam edebilir alt grup olarak ama... Sürekli bu anne işte anne bebek, zıbın, bez falan bir noktada yetti tabii diyorsun. Yetti. Zaten o çekici olan kısmı yani çocuğun 2 yaşına kadar geldiği kısmı bitirmiş olduk. Ondan sonrası okula gönderiyorsun, arkasından el sallayıp hayatına bakıyorsun o yüzden. Şu an hayata bakma aşamasına doğru hızla ilerliyorum diyorsun. Evet yani bir kere zaten YouTube kanalında biliyorsun ki böyle bir konseptin içinde değilsen birçok şeyi deniyorsun. İşte şu bilmem ne rutinim, sabah rutinim. Vlog, şu bu derken bir sürü çeşitli şey yapıyorsun. Yani bir gün konuk alabiliyorsun, bir gün bir konuyu inceliyorsun, bir gün ürün karşılaştırması yapıyorsun. Ne güzel. Hepimizin hiç yabancı olmadığı, şu anda zaten aynen. Eğer karşımızda içerik üreticisi varsa ya da seyirci varsa gayet iyi bildiği konular. Hoş geldin aramıza. Ya evet yani en yaşlı YouTuber ünvanını da elde ederim. Geç geldim ama açığı kapatacağım. Bakalım. Falan da... Görürsünüz. Evet, hakikaten günlük içerik üretmek çok zor. Çok. Ama yarışma yoktu. Biz de yarışma yapmaya karar verdik. Evet, senin çok iyi bildiğin bir şey. Ben en az 3 kez katılmışımdır senin yarışmana. Pasaparolaya. İsim veriyorum. Evet. Pasaparolaya. Pasaparolaya 6 kez katılanın dilekleri kabul oluyordu. O yüzden 3'te kaldı. Şimdi 3 kez ama de buraya gelecek. Ama benim de oldu, bir yere kadar oldu. Oldu mu? Harika. Şimdi burada da 10 soru soruyoruz. Tamam, beraberce yarışıyoruz. Bildikçe de vın oluyor. Kolay sorular. Beraberce evet. Yarışacağız. O sırada da ne yapmak, ne anlatmak istiyorsan bana anlatabilirsin. Ben seninle yarışmaya katılmıştım da ay ne olmuştu? Soru şu. El motifleriyle, el desenleriyle ünlü Türk ressamımız evet. Kimdir? Tabii ki Abidin Dino. Ben de dedim ki tabii ki Abidin Dino. Cevap ne çıktı? Ne çıktı? Osman Hamdi. Ben de bam 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 bam. Bir de böyle tabii ki Abidin Dino dedim mi? Ben de tabii ki Abidin Dino dedim şu anda. Ama bak soruyu böyle sormamam gerekiyor. Hayır efendim olur mu? El deyince Abidin Dino aklımıza geliyor. Ama yani. Şöyle olabilir mi acaba soru? Eli çizmesindeki maharetiyle de bilinen bilmem nesiyle de sen oraya yok, atlamış olabilirsin. Yok maharetiyle de falanıyla da filanıyla şey Osman Hamdi kaplumbağalar. Abidin Dino el. O gün için özür diliyor. Seninle bugün... alakası var. Sen mi hazırlamıştın soruları? Soruları o zaman ben hazırlamıyordum. Burada o bir zaman... kısmını ben hazırlıyorum. Ama orada da sorulara tabii ki bakıyorum. Müdahale benim gözümden tabii. Kaçmış olabilir. Hı. Şimdi ilk sorumuz kolay bir soru. Başlıyoruz. Tamam. Güne bakan acaba... Pardon ben oraya bakmıyorum değil mi? Gülün mü, ayçiçeğinin mi, lalenin mi, orkidenin mi diğer adıdır? Ayçiçeği. Ayçiçeği doğruymuşuz ha. Başladık bravo. Kızlar arkada. Ya ne kızı? Topçu kızlar mı? Burası
Burası YouTube. Bir de bir. Tebrik, sadece tebrik ediyoruz. Bak, YouTube'da komşu kızları çağırabiliyorsun. Nefis oluyor. Ciddi misin? Arkadaki arkadaşları alırız buraya. Eğer bundan sonra çağırmazsam ne olayım? Tamam. Canım benim. Kitap okumayı seven bir kadın. Yok işte falan. Evet tabii ki. Osman Hamdi mi? Ya bir dinle ama. Ha, kadın bir de her şeyi de biliyor üstelik değil mi? 42 yaşına gelmişim. Kaç? 42. Bu kadar da hava atarım şimdi. Okyanusu geçer derede boğulurum. Estağfurullah. Buyurun. Canım. Hadi sevilen, lütfen. Etkilenilen ve birçok defa okunduğu için bir şey denilen kitaplara verilen bir ortak ad vardır. İşte. Cep kitabı mı, başucu kitabı mı, el kitabı mı, kafa kitabı mı? Başucu kitabı. Başucu kitabı. Ama kafa kitabı çok güzel. Kafa kitabı. Bence çok güzel bir kitap türü. Kafa kitabı. Kafa üstüne gidelim. Koyuyorsun, tamam mı? Yürürken kullanıyorsun. Tamam mı? O Leydilik Mektebi kitabı böyle. Aa, evet, öyle bir şey var. Düzeltmek için. Ama bak, Türk filmlerinin hepsinde bu kentli olamayan kız vardır ya, karikatürize edilen. O kadının eğitiminde kitap kafanın üstüne konulur ve yürütülür. Kalın bir kitapla yürümek suretiyle ve hanımefendilik öğretilir. Ulan bu kitabı okusan zaten olacak. Niye kafanın üstünde taşıyorsun? O da ayrı bir konu. Sen tiyatroya nasıl başladın bir tanem? Şöyle oldu, 14 yaşında falandım. Edebiyat hocamız bize bir parça hazırlayın falan dedi bir kitaptan. Hı-hı. Ufak bir şey. Agamemnon'un karısı Clytemnestra. Bir de bayağı zor bir rol. Ben çok ciddiye almışım. Böyle çarşaflar maşaflar hazırlandım. Ciddiye almam ciddiye alındı. Alkışladılar beni ve böyle dedim ki, aa, alkışı duydum. İhanet. İhanet o zaman görmemiştim ben. Henüz görmemiştim, evet. Ama çok kısa bir süre sonra gördüm yani. Çok şey beklememe gerek kalmadı. 14 yaşında o gazı alınca ben bir gruba girdim. Amatör tiyatro falan derken üstüne bir çocuk tiyatrosuna girdim. Orada da tak diye bana başrolü verdiler. Buyurun efendim. Yanlış numara, yanlış adres. Arada olur öyle şeyler. Şey, olursun, YouTube burası. Ondan sonra işte o çocuk tiyatrosundan da Ali Poyrazoğlu'na kursiyer olarak girdim. Ne güzel. Oradan da çıktım. Konservatuar sınavına girdim. Dediler ki bana kesinlikle Ali Poyrazoğlu'nda olduğunu söyleme. Söylemedim. Ve kazandım. Onun nedeni şu olabilir mi? Hani bir ustanın yanında çok uzun kaldıysan o ustaya benzersin derler ya. Ali Poyrazoğlu onlar... ama ona benzemek bayağı zor. Yani bir kere keşke öyle bir şey olsa. Adam 5 dil konuşuyor. Aynen. Tam bir... En entelektüel. Evet. Gerçek bir şey. Batılı tiyatroları izler değil mi? Evet öyle. Onundaki bilgi ve kültür birikimi çok az insanda var Türkiye'de. Aynen. Keşke birazcık benzesin. Ama onlar hani sıfırdan biz seni şekillendireceğiz hamur olarak karşımıza aynen. Gel. Aynen, bir de bazen birbirlerinden çok hoşlanmıyorlar. Yani şimdi birçoğu da öldüğü için falan çok rahatlıkla söyleyebilirim ki ha o mu okul mu açmış o falan diyebilirler diye. Değil onu mi? Söylememiştim ama aldılar, sonra söyledim. Sonra söyledim. Devlet Konservatuvarı'ndaki eğitimden hayatımızı kurtaran bir vakfa geçmek istiyorum. Lütfen. Erozyonla mücadele amacıyla ülkemizde kurulan vakfın adı Tema mıydı, Akut muydu, Tev miydi yoksa Açev miydi? Akut değil, Açev değil, Tev Türk değil. Eğitim Vakfı. Tema. Tema tabii. Tema. Son saniyede doğruyum. Tebrik o ediyorum. O kadar da şey yapıyorlar zaten. Evet, arama ağaç. Kurtarma bizim ünlü Akut. Akutcuğumuz. Evet, evet hadi oradan sosyal şeylere geçeyim. O Tev Türk Eğitim Vakfı, Açev Ana Çocuk Eğitim Vakfı. Ana Çocuk Eğitim, evet. Değil mi? Ana Çocuk Eğitim Vakfı, evet, değil mi? Onlarla yani bayağı muhatap oluyoruz. İşte benim kanalım anne bebek olduğu için. Beraber çalışıyorsunuz anne bebek olduğu için. Bu ara şey var mı peki YouTube dışında dizi ya da benzeri bir çalışma? Bir tane televizyon filmi çektim yeni. Kanal söyleyebiliyor muyduk? Tabii ki. Fox'a. Ne güzel. Ölümü Gör adı. Çok tatlıydı. Onda oynarken şunu fark ettim ki diziler artık eskisi gibi değil. Yani televizyon filmi her de öyle. Yani biz eskiden 90 dakikalık çekiyorduk. Bunu 220 dakika çektik. Yani aman, sabahlardan akşamlara kadar, gece yarılarına sabahlara kadar çalıştık. Ve bana biraz fazla geldi. Bir de işin kalitesi değişiyor ne olursa olsun. Tiyatroda çok mutluyum. Bir de hak ettiğim yeri görüyorum. Tamam, bir televizyon filminde kafa rol oynadım ama şimdi böyle bir kalabalık bir işe girdiğimde gencecik 20'lik kızlar dururken bana kafa rol de verecekleri yok. Ama belki mahalle dizisinde bir şey. Abla. Onda ne kadar tatmin olurum, ne kadar kendimi hissederim o kadar derinlikli yazılmamış bir rolde bilemiyorum. O yüzden de daha çok tiyatro yapıyorum. YouTube'da ve sosyal medyada yaptığım işlerde yani influencer olarak çok mutluyum. Onları. Ha, olur da güzel bir film gelir. Mükemmel bir dizide çok güzel bir rol gelir. Hani şu anda çok sevilen Çukur gibi bir dizide arkadaşım şeyi kast direktörü, lakin hep kara kara olan rolleri var yani. Yok mu dedim bana uygun şöyle bir Arıza abla rolü falan, böyle bir kadın. Kara kara adamların arasında şöyle falan. Bir batılı. Mama,
Yok be, ne batılı, batılı da olmak zorunda. Batılı ya illa bir şekle yani. Bir tane kadın görecek ya evde oturacak, evin kadını olacak ya da benim gibi beyaz tenlise batılı olacak. Değil işte, kırın bunları. Daha güzel karakterler oynayabilir kadınlar yani. Öyle mafyalı, bilmem neli yok, kara kuzuların falan filan olduğu bir hikayede öyle bir kadın olur ki işte ne bileyim pavyon sahibidir, bilmem nereden en alttan çıkmıştır bir kanlı niger prototipinin bir şeyidir. Ya, o kadar güzel şeyler çıkabilir ki ama düşünmüyorlar bunları. Kadını şuraya oturtalım, edilgen olsun ya da güzel olsun, biri onu kurtarsın. Bak çok önemli bir şeyin altını çizdin. Biliyorum. Son dönemde özellikle senaryo yazarları kendi aralarında da konuşuyorlar. Kadın senaryo yazarlarında bile var. Gelen baskılar nedeniyle birazcık da kadının rollerinin edilginleştirilmesi olayı. Bak başka bir kaynaktan, başka bir yüzden, başka bir açıdan karşımıza geldi. Çok ilginç bir konuşması ölümünden sonra gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden, hepimizi kendi hayal alemine konuk etmiş Örümcek Adam'ın da yaratıcısı olan çizgi roman yazarı acaba Bruce Lee miydi, Stan Lee miydi, Emmy Lee miydi yoksa Jackie Lee miydi? Stan Lee'ciyim, evet. Stan Lee'ciyim. Konuşmayı hatırlıyor musun? Tiplemeyle ilgili olarak gittiğinde saçmalama Stan demiş. Ya örümcekten nefret eder insanlar. Hı. Üstelik örümceğe benzeyen bir hayal kahramanını kimse sevmez. Hı hı. Nereden çıkarıyorsun? O da bir sonraki çıkacak sayıda küçük bir bölümünü kitap olarak çıkarmamaya karar verdiklerinde derginin içerisine işlemiş. Hı hı. Bir hafta sonra adam satış rakamları ortaya çıkınca elinde koşturarak gelmiş kağıtla birlikte. Stan, Stan, canım ikimizin ortak karar verdiği örümcek adam şu başarısını görüyor musun diye. İşte gelinen nokta burası. O da demişti ki ölmeden önce sizin hayatınızı engellemeye çalışan ve sizi anlamayan dangalak diye söz etmişti. Ları ciddiye almayın demişti. Herkes demişti. Kimse başarısızlığa ortak olmak istemez ama herkes başarıya böyle kaşıkla koşan bol olur. Çoktur. Çoktur. Peki 4'te 4 şahane gidiyorsunuz. 5. sorudayız. Sayacaklarımdan bir tanesi Nobel Edebiyat Ödülünü almamış. Almayanı rica edeceğim. Albert Camus midir? Ernst Hemingway midir? Nikos Kazantzakis midir yoksa John Steinbeck midir? Aa, başka birisini söyleyeceksin sandım. Ay başka birisini. Kim aldı? Bob Dylan mı ne almadı ya o yüzden. Bir daha say. Süre doldu ama bir daha say. Albert Camus, Camus, Ernst Hemingway almamış olan Nikos Kazantzakis mi yoksa John Steinbeck mi? Ama sen şimdi bir ipucu verdin galiba ya. Ben Steinbeck demek istiyorum. Ben yanılmak istiyorum. Yanılınca hediye vermiyor musun? Yanılınca da hediye veririm de. Yani o zaman sen bilmiyorum soruyu. John Steinbeck almış olabilir sanki kazanın üzümleriyle değil mi? Evet almıştır da belki canı almak istememiştir. Vermişlerdi. Bu da iyiydi. Tamam hadi Kazantzakis olsun. Kazantzakis olsun. Sonuçta bilmiyorum. Bari kazanacak ya. Olsun. Bence de Kazantzakis doğru yanıt. 5'te 5 tebrik ediyorum. Çok güzel gidiyorsunuz hanımefendiciğim. Dünyanın en eski film festivali olan Venedik Film Festivali'nde verilen büyük ödülün adı Altın Ayı, Altın Portakal, Altın Kelebek, Altın Aslan. Altın Aslan. Altın Aslan mı? Arkadaşım vardı biliyorum. Kim? Kaan Müjdeci. Ha, biliyor tabii. Musun Kaan Müjdeci'yi? Tanıyorum. Yozgat tanıyorum. Diye bir film çekecekti. Olmadı. Sivas Kangalları ile ilgili bir film çekti. Biliyorum. Aslında ama Yozgat olacaktı. Sonra Yozgat Blues çıkınca dedi ki abi nasıl böyle bir şey olur ya? Mit Pazarına Nur yağdı ama çok güzel oldu. Yani müthiş bir ve film. Ve izleyemedik bu filmi biliyor musun? Ya. Çünkü yani o çıktığı dönemde salon bulunmadı ya da salon oynadı. Ama o bir sürü şeye vesile oldu. Çok güzel oldu. Kaan Mutlu alternatif festival yaptı. Başlarında da çok bir kangal oynuyordu. Kangal ve bir çocuk. Bayağı da güç şartlarda çekilmiş bir filmdi. Ama ben her zaman çok inandım ona ve o yüzden ne güzel. Benim resmen altın aslanlı arkadaşım var. O kadar. Cümlede böyle sağlam cümle. Müjdeci kayıtlara geçirilsin. Aynen. 7. sorudayız. Leyla ile Mecnun dizisinin yönetmenliğini yapan Ah Muhsin Ünlü mahyasıyla da bilinen şair yönetmen. Acaba Ezel Akay mı, Çağan Irmak mı, Onur Ünlü mü yoksa Mahzun Kırmızıgül? Onur Ünlü. Onur Ünlü doğru yanıtıyla 7'de 7 şahane yarışıyorsun sanırım. Harika. Tebrik ne olacak ediyorum. Acaba? Ne çok olacak? Heyecanlıyım. Yani bütün yüzünden okunuyor gördünüz ki heyecanı. Tamam ama sen onu bana gösterme. Ben çok dürüst bir yarışmacıyımdır. Peki canım. Yani ben gördüğüm tabii de ben görmediğini kaçıyor. Düşünüyordum. Gözün kaçıyor. Tamam. Evet. Şimdi kaçmayacak. İncil yazarlarının ardından en çok alıntı yapıldığı iddia edilen ünlü İngiliz yazar. Acaba? Neyin yazarlarından? İncil. Yani İncil'in. Aha. İncil'den evet. Sonra en çok alıntı yapıldığı iddia edilen
Ünlü İngiliz yazar. Shakespeare. Tabii ki seçeneklere bile gerek kalmadı. Charles Dickens mı, George Orwell mı, Walter mı yoksa William Shakespeare mi diyecektim ki sizden William Shakespeare yanıtı geldi. Benim aklım türlü başka türlü oluyor biliyor musun? Dur, şu pencereden süzülen ışıkta ne? Anladım orası doğu. Juliet de onun güneşi. Juliet de onun güneşi. Yüksel ey güzel güneş. Söndür şu kıskanç ayı. Yanlış anlaşılmasın. Daha sahnenin devamı var da tabii oynamıyoruz var. Değil mi? Oyna istiyorsan. Yok. Neden kabul etsin sen? Reddet ananı değil. Şey. Tabii bu kadar kötü oynanmıyor o Capulet'lerin kızına o sahne. Ben kötü oynamadım şu an ben kendi adına. Ben kendi adına. Ben kötü oynadım zaten onu söylüyorum. Efendim 8. sorudaki başarınızdan sonra 9. soruyu size tevdi etmek istiyorum. Buyurun lütfen ediniz. Osmanlı döneminde İstanbul'da Osmanlı sarayları dışında elektrik verilen ilk elektrikli asansörün de olduğu, ilk akar sıcak suyun kullanıldığı bina acaba Çiçek Pasajı mıdır, İpsilanti Yalısı mıdır, Mısır Apartmanı mıdır yoksa Pera Palas Oteli midir? Cevap veriyorum. Bu bayağı zor bir soru bu arada. Çünkü tabii. Hepsi döneminin modern mimarisi, döneminin evet. De hep böyle bir takım atraksiyonlarının yaşandığı binalar. Şimdi çok çabuk soru erdi. Pera Palas. Pera Palas doğru yanıtı. Niye bunun eğlencesi, bunun geyiğini yapamayacak mıyız hep süreler? Niye canım benim? Yani işte bak ne tatlı Mısır Apartmanı da çünkü nefistir. Ya, bu arada evet. Bahsetti. Mısır Apartmanı bence değil mi bulunduğu noktada evet. Konum olarak da yer olarak da taşıdığı özellikler efsane. Arasında. Ve o günden bugüne hala aynı biçimde ayakta düzenlenmiş sadece hiç bozulmamış. Keşke her yer böyle kalsaydı dedirtecek. Hoşlukta bir yine yer. Doğan Apartmanı ve Arif Paşa evet. Apartmanları da. Doğan da öyle. Bölgelerin önemli iç avlulu büyük apartmanları. Mısır Apartmanı'nın tamamı şimdi şey neredeyse galeri halinde değil mi? En üst katında bir restoran var. Var evet hala var. Diğer çünkü şey üzerinde Cadde-i Kebir üzerindeki en güzel. Birkaç daire de var. Benim orada oturan bir arkadaşım vardı yabancı bir arkadaşım. Ha, yaşanılıyor mu? Evet yaşanılabilir. İşte insan öyle bir yerde istiyor. Ya asansörüne bindiğiniz zaman. Başka duygulara kapılıyorsunuz evet, değil mi? Evet ama biraz zor bir yer orası. Çok gürültülü. O da ayrı bir konu. Taksim'in orada. Evet Taksim'in göbeğinde yaşamak. Daha doğrusu şimdi daha da kötü oldu. 9'da 9. Akasya Hanımcığım. Son sorumuz geliyor. Çok sevdiğiniz bir yönetmen olduğundan eminim. Nuri Bilge Ceylan. Nuri Bilge Ceylan'ın olmayan bir filmini soracağım. 4 film var. Okay. Bir tanesi onun değil. Çok kolay bir soru tabii ki. Kış Uykusu, Mustang, Bir Zamanlar Anadolu'da, 3 Maymun. Mustang. Mustang doğru yanıtıyla 10'da 10. Yani ben daha bak daha ne diyebilirim? Akasya. Tamam hadi 10'da 10, 10'da 10 anlaştık. Hediye mi ver git diyorsun. Evet. Ay yok böyle demiyorum. Buyurunuz. Siz zaman ayırdınız hanımefendi. Önünüzü açabiliyor muyum? Tabii ki ne demek. Velder'den de size. Velder'den bana. O zaman hadi. Veda ederken de. Efendim Akasya asıl Türkmen hanımefendi. Bugün bizim konuğumuzdu. 10'da 10 doğru cevap verdi. Siz de yarışabilirsiniz. Bu yarışı istediğiniz zaman seyredebilirsiniz. Ama öncelikle bunu beğenip bize abone olabilirsiniz. Altına da yorum yapmayı unutmayın. Evet. Abone olmuşken benim kanalıma da abone olursanız o güzel parmaklarınız bal yesin. Mesela neresi? Adresi söylüyoruz. Akasya Asıl Türkmen. Asıl Türkmen. Evet. Kendisi Akasya anaydı da işte değiştik. Akasya Asıl Türkmen'e de abone oluyorsunuz. Bir sonraki programda görüşene kadar yüzünüzden gülümsemeyi, aklınızdan soru işaretlerini eksik etmiyorsunuz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Bay bay. Değerli konuklar, sevgili seyirciler, 10 soruyu büktük beraberce. Umarım hoşunuza gitmiştir. Lütfen abone olun. Bu arada bu zil size yenilerini bildirim için kullanıyoruz. Unutmayın. Yani bastığınız zaman yenilerini de dinleyeceksiniz. Bunu, şunu izleyebileceksiniz.